Değerli arkadaşlar, değerli dostlar merhaba. Haberleri, günlük haberleri irdelemeye devam ediyoruz. Şimdi Sözcü gazetesinde Suriye faturası 200 milyar dolar diye bir haber var. Emin Özgönül bu haberi yapmış. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile bir mülakat gerçekleştirmişler ve bunun bu 200 milyar doların dökümünü de sunmuşlar. Çok güzel, çok başarılı bir haber. Çok güzel bilgiler sunmuş Erdoğan Toprak. Şimdi bununla ilgili hem haberi paylaşalım hem de bazı görüşlerimizi konuşalım sevgili dostlar. Şimdi Erdoğan Toprak diyor ki bir 200 milyar dolar nereden çıktı? Bunun diyor 120 milyar doları bizim Suriye ile yaptığımız, daha önceki yaptığımız ticaretten kaybettik. Nasıl kaybettik? Biz diyor burayla ticaret yapıyorduk ve yılda 15 milyar dolar bizim ülkemize gelir kalıyordu. 8 yıldır bu sistem devam ediyor. Yani bu ticaret bozuldu. Ve dolayısıyla biz diyor 120 milyar dolardan olduk. 110 bin tırla yılda biz çeşitli mallar alıyorduk, gönderiyorduk. Ve yılda 15 milyar dolar para kazanıyorduk Suriye ile yaptığımız ticaretten. 8 yılda diyor 120 dolar. 120 milyar dolar bu şekilde heba oldu gitti. Diyor ki 40 milyar dolar Suriyeli sığınmacılar için harcadık. Böylece oldu 160 milyar dolar. Diyor ki 40 milyar dolar da bizim Suriye'de gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlar ve güvenlik tedbirleri sebebiyle harcadığımız paralar var. Toplamını yapmış olduğu 200 milyar dolar. İşte diyor Suriye politikasının yanlışlığı Türkiye'nin Türkiye'ye 200 milyar dolar bir girdisi oldu bu işin. Tabii çok yüksek bir maliyet. Yani bu ülkenin dış borcunu, milli gelirini düşündüğümüz zaman çok büyük rakamlar. Şimdi bir fotoğraf var burada. Bu fotoğrafta da bazı rakamlar var. Sizlerle bunları da paylaşmak istiyorum. Denilmiş ki değerli dostlar en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir İstanbul. Burada 547 bin küsuratı da var. Suriyeli yaşıyor diyor. Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı resmi rakam 3 milyon 639 bin küsur. Tabii bu resmi rakamın çok üzerinde olduğu da biliniyor, konuşuluyor sevgili dostlar. En az Suriyelinin yaşadığı yer Bayburt'muş. 25 tane Suriyeli varmış değerli arkadaşlar. Ne kadar doğru bilemiyorum. Bayburtlu dostlar varsa yazarlar. Suriyeliler 15 bin şirket kurmuşlar. Az bir rakam değil. Kayıt dışı çalışan Suriyelinin sayısının 1 milyon civarında olduğu bu rakamlarda verilmiş. Çok yüksek bir rakam. Çok büyük bir rakam gerçekten. Oturma izni alanların sayısı 99.643 denmiş. Yani yuvarlak hesap 100 bin diyebiliriz buna. 31.185 Suriyeli'ye çalışma izni verilmiş Türkiye'de. Ve kilisle ilgili bir rakam var. Ben bunu bilmiyordum. Bunu görünce şok oldum sevgili dostlar. Gerçekten. Suriyelilerin en yoğun yaşadığı şehir başlığı altında bu grafikte var. Kilis. Kilis'te Suriyelilerin oranı %81.31 diyor. Bu çok korkunç bir şey. Yani ben böyle bir rakamı bilmiyordum şahsen. Çok şaşırdım buna. Yani Türkiye'nin bir şehri ve nüfusun %81'i başka bir ülkenin vatandaşı. Sevgili dostlar, gerçekten enteresan ve düşünülmesi gereken bir mesele. Şimdi Suriyeli meselesinde öncelikle değerli arkadaşlar bizim Suriye politikamızdaki hatalara değinmezden evvel şunu görmemiz lazım. Şimdi son zamanlarda Suriyelilerle ilgili bir kışkırtma furyası ülkemizde var. Halkımızın evet Suriyelilerle ilgili haklı bazı şikayetleri yok değil var. Fakat ben son zamanlarda ard ardına işte gündem yapılan, haberlere taşınan olayların doğal sürecinde cereyan etmediği kanaatindeyim sevgili dostlar. Bunun
Türkiye'de karışıklık çıkarmak isteyen güruhlar tarafından özellikle planlandığını ve yapıldığını düşünüyorum. Çünkü burada sizin ülkenizde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli'den bahsediyoruz. Yani az bir rakam değil. Bunun gayri resmi rakamı çok daha yüksek, biliyorsunuz. Şehirlerde büyük toplumsal olaylar çıkartmaya çok müsait bir konu bu. Ve tam da Türkiye özellikle en son Milli Güvenlik Kurulu kararıyla aldığı bir karar var. Bu koridoru, güvenlik koridorunu, adını Barış Koridoru koydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Amerika'ya karşı işte S-400'ü getiriyor, bir diklendi. Şimdi bu koridorla ilgili bir rest çekiyor, meydan okuyor. Tabii böyle bir pozisyonda Türkiye'nin elini zayıflatacak, dikkatini Suriye'den yurt içine kaydıracak, onu oyalayacak şeyler lazım. Bir taraftan işte biliyorsunuz Kıbrıs açıklarında, işte Doğu Akdeniz'de 200 küsür tane savaş gemisi piknik yapmak için olmadığını tahmin ettiğimiz bir amaçla bekliyorlar. Orada Türkiye'nin çok milli, hayati, kritik çıkarları söz konusu. Tam işte böyle bir zamanda Suriyeli mevzusu yer yer haklı sebeplere dayanıyor olsa da özellikle kışkırtıldığını, bu mevzunun özellikle kaşındığını ve bu konuda haklı diyecek şeylere olan insanların da maalesef bu işte gaza gelerek bir taraftan Türkiye'nin kötülüğünü isteyen unsurların ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum. Ve bunu söylerken işte her zamanki gibi her şeyi dış güçlere bağlayıp bu konuyu da yalama yapan maalesef hükümetin ağzıyla konuşmuyorum. Bu konunun gerçekten dış güçlerce kullanıldığını düşünüyorum sevgili dostlar. Yoksa her şeyi dış güçlere bağlayarak ülkenin hiçbir sorununu tabii ki çözemeyiz. İşte bundan dolayı sevgili dostlar, Suriyeli mevzusunu, son zamanlarda ortaya çıkan Suriyeli kışkırtmalara aldırış etmememiz ve çok duyarlı hareket etmemiz lazım geldiğini düşünüyorum ve kesinlikle Amerika'nın bu konuyu yurt içindeki uzantıları vasıtasıyla kullanacağına inanıyorum. Yani bunda hiçbir kuşkum yok sevgili dostlar. Sonuç olarak Suriye konusunda Türkiye gerçekten bir batağa saplanmış durumda. İnanılmaz yanlış politikalar izleyerek biz bugünlere geldik. Şimdi Barack Obama'nın elinde beyzbol sopası tuttuğu ve o sırada işte Beyaz Saray'dan bu fotoğraf servis ediliyor. İşte diyor, bu sırada diyor Türkiye başbakanıyla konuşuyor. Yani Tayyip Erdoğan'la konuşuyor diye servis yaptılar. Elinde beyzbol sopası. Çok ahlaksızca ve devletler arası diplomasiye, terbiyeye yakışmayan bir fotoğraf servisiydi bu. Bu sırada deniyordu ki Türkiye'ye, siz Suriye'ye girin deniyordu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki problem buydu. Çünkü Türkiye'ye Neo-Osmanlı gazı verildi. Sen dedi bölgende güç olmalısın. İşte Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olsan dendi Türkiye'ye ve Türkiye bunun bir marifet olduğunu düşündü. En büyük hatayı biz burada yaptık. Osmanlı hayranlığıyla gelen iktidar kendisine Osmanlı gibi bölgesel hareketler yapabileceğini zannetti ve en azından bir şekilde bunun bir hata olduğu sonradan da olsa anlaşıldı. Ama bize gördüğünüz gibi 200 milyar dolarlık bir faturası oldu bu işin. Sanırım devlet artık bu işi çözme niyetinde. İşte Barış Koridoru isimli bir koridoru diyor devlet. Bütün gücümüzle, tüm gücümüzle kuracağız. Bu ne demektir? Biz kardeşim herkesle çatışmayı da göze aldık. Her türlü riski de göze aldık. Burada büyük bir operasyon yapacağız. Biz bu sorunu çözeceğiz dedi devlet. Muhtemelen buralara da işte Suriyelileri diyor geri yerleştireceğiz. Şimdi Suriyelilerin Türkiye'ye kabul edilmesi, değerli dostlar, bunu da eleştiren çok insanlar var. Yani birçok konuda aynı görüşleri paylaştığım değerli dostlarımla da ben bunu tartışıyorum. Bu konuda ayrışıyoruz. Evet, Türkiye'nin Suriye politikası yanlıştı. Türkiye
kendi hatasının bedelini ödüyor. Ancak bu savaş bu şekilde cereyan ettiğinde Türkiye Suriyelileri kabul etmek zorundaydı arkadaşlar. Biz bunu görmek zorundayız. Bizim milletimizin kadim tarihi, kadim ahlakı, devletimizin dayandığı temeller ve bu bölgenin ta Osmanlı zamanından bu yana bu bölgede bizim bıraktığımız izler ve bizim tarihi sorumluluğumuz bunu yapmamızı gerektiriyordu. Yani bundan hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız. Bunun günlük hayatta efendim bize sıkıntısı vardır, yoktur, ayrı konu. Ama savaştan kaçan can korkusuyla insanlara Türkiye kapılarını açmak zorundadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişi, mirası, üzerine oturduğu temeller bunun başka bir alternatifini mümkün kılmıyor. Şimdi aynı şey Yunanistan sınırımızda olsa, bir sebepten dolayı Yunanistan başka bir ülkeyle harbe tutsa ve oradaki insanlar canlarını kurtarmak için Türkiye'ye doğru böyle bir göç dalgası yapsalar, Bulgaristan için aynısını söyleyebiliriz. İnanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine kapılarını açacaktı ve bu sığınmacıları kesinlikle kabul edecekti. Başka bir olasılık Türkiye için söz konusu olamaz sevgili dostlar. Bakın Avrupa devletleri sınırlarını kapatır, coplarla gelen insanları döver, öldürür. Bakın Amerika Birleşik Devletleri işte Meksika ile böyle bir sorun yaşıyor, sınırını kapatıyor, duvar örüyor vesaire falan. Bunları onlar yaparlar. Bunların tarihlerinde zaten hep böyle şeyleri vardır. İnsan canının kendilerinden değilse eğer zerre kadar onlar için bir değeri yoktur. Fakat biz kızsak da sinirlensek de Tayyip Erdoğan'a onun yönetiminde kendi yaptığımız yanlışlar yüzünden bu sonuçlarla karşılaşmış olsak da Türkiye'nin burada yapabileceği başka bir şey yoktu sevgili arkadaşlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zamanlarda maalesef bu İslamcı gruplarla olan irtibatı sebebiyle de çok büyük yanlışlar yaptı. Belki işte bunları kendi ülkesine alıp burada örgütleyip geri gönderirim falan diye de düşünmüş de olabilir. Tabii bunlar yanlış politikalardı. Bunların hep ceremesini şimdi ödüyoruz. Fakat sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aman dileyen insanlara aman vermek zorundadır. Yani bizim milletimizin, töremizin, örfümüzün, adetimizin gereği budur. Bunun aksi bizim topraklarımızda, bizim milletimizde söz konusu bile hiçbir zaman olmamıştır. Bugün de olmadı, bundan sonra da olmayacaktır sevgili dostlar. Yani birçok aynı görüşte olduğum diğer konularda arkadaşlarla ben bu hususta ayrı düşünüyorum. Net bir şekilde ayrı düşünüyorum. Devletin yaptığı iş doğrudur. Burada başka yapılacak bir şey yoktu. Bunun ben bize çok büyük faydalarının da önümüzdeki yıllarda, dönemlerde olacağına inanıyorum. Bakın tarih o günleri gösterecek. Yani Suriye'deki bu savaş bitecek. Bütün düzenler, dönemler, devirler değişecek. Evet biz bugün 200 milyar dolar bedel ödemişiz. Başka sıkıntılar yaşıyoruz doğru. Ama bu millet, bu devlet bu olaydan karlı çıkacak sevgili dostlar. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bu bir inanç yani. Bunu ben size kanıtlayamam. Ancak zamanı geldiğinde biz bunu göreceğiz. Bu yapılan hayır, bu bir hayırdır. Bu yapılan hayır boşa gitmeyecek sevgili dostlar. Bunun karşılığını millet, devlet, gelecekte bizim çocuklarımız bunun karşılığını alacaklar. Bunun karşılığını hem de fazlasıyla alacaklar. Ben buna adıma inandığım kadar inanıyorum. Hiç zerre kadar bu konuda bir kuşkum yok. Bu hayırın karşılığı misliyle daha fazlasıyla mutlaka bu millete nasip olacak sevgili dostlar.
Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beni hayalperest mi buluyorsunuz bu görüşlerimle? Görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşırsanız ve bu sorunların çözümüyle ilgili önerilerinizi paylaşırsanız mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.